Herkes avro sistemine geçmeden önce küresel sermaye tarafından kıskaca alınmıştı. Önce Lisbon'a bir borsa kurulacak, sabah akşam sanal kağıtlar havada uçuşacaktı. Bol bol kredi dağıtıldı. Kişiler sanayi kuruluşları büyük çapta borca battı. Aynı hızla gayrimenkul yatırımları arttı, tüketici harcamaları tavan yaptı. Sonunda Avrupa Merkez Bankası duruma müdahale etti. Ardından da ekonomide büyük bir durgunluk başladı. Portekiz artık borçla ayakta duracaktı. Bu süreçte spekülatörler servetlerini arttırmış, halksa meteliğe kurşun atmıştı. Teresa'nın yorumunu tahmin ediyordum ama yine de sordum. Portekiz'deki krizde dış etkilerin küresel sermayenin hiç dahli olmadı mı? Avrupa'daki zengin ülkelerin diğerlerinin kaynaklarını sömürmesi krize yol açmış olabilir mi? Hayır, bu doğru değil. Nasıl bir sömürü? Öncelikle ortak tarım politikasının Portekiz'e büyük zararı oldu. Bazı bölgelerde çiftçiler ürünlerini bir araya getirerek ihracat yapabildiler. Ama yok olanların sayısı da çok fazla. Bu 20 yılda Avrupa Birliği tarım politikası doğrultusunda Portekiz'e 20 milyar avro yardım geldi. Düşünebiliyor musunuz? 20 milyar avro. Ama Portekiz'de tarım 1986'da ne durumdaysa bugün de o durumda. Yani tarımdan elde edilen ürün 20 yıl öncesiyle aynı miktarda. Teresa de Sousa, Lopez'le taban tabana zıt görüşteydi. Tamam, biz hala fakir bir ülkeyiz ama Portekiz'deki en fakir insan bile devletten yardım alıyor ve kesinlikle fakirler 20 yıl öncesinde olduğundan çok daha iyi durumdalar şimdi. Completely different than it was 20 years ago. Başta demiştik ya iki Portekiz var diye. Yönetimin söyledikleriyle sokakta, tarlada, fabrikada duyduklarınız iki ayrı dünya. Bugün hükümetin önde gelenleri Avrupa Birliği'nin ülkeye getirdiği zenginlik ve refahı dile getiriyor. Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Bakan Lobo Antunes her sözüne kulübün üyesi olmak bir gurur vesilesi diye başlıyor. Tek başımıza sesimizi duyuramazken bugün AB sayesinde sesimizi tüm dünya duyuyor. Düşünün, böyle bir kulübün 6 ay süreyle başkanlığını yapmak ne kadar muhteşem bir şey. Bir düşünün. Malum Portekiz Haziran ayında Avrupa Birliği dönem başkanlığını hazırlanıyordu. Antunes'in büyük bir gururla söz ettiği dönem başkanlığına az bir zaman kalmıştı. Konu döndü dolaştı, Türkiye'ye yapması gerekenlere gelip dayandı. Yine hazır metinlerden okumalar başlayacaktı. Bildiğiniz gibi Türkiye ile tartışılması gereken 35 konu var. Bunların bir kısmı şu anda askıya alındı ama diğer konularda müzakerelere devam ediyoruz. Dönem başkanı olduğumuz zaman konu hakkında komisyon bize daha detaylı bilgi verecektir ve ona göre süreç ileri götürülecektir. Kodlu bir dil kullanıyordu ve konu her zamanki gibi Kıbrıs'a geliyordu. Akdeniz'in anahtar adasını. Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakan Kıbrıs'ın derinliklerine girmeden ben sormak istedim. Efendim, özellikle sizce Avrupa Birliği'nin adanın yarısını birliğe alması doğru bir karar mıydı? O dönemde aldığımız karar Kıbrıs'ın bizimle uyumlu çalışmasının bir sonucuydu. Neden sordum? Çünkü İngiltere, Fransa'da konuştuğum birçok uzman bunun yanlış bir karar olduğunu ifade ettiler. Malum Avrupa Birliği yasalarına göre çatışma halinde olan hiçbir ülke üyeliğe kabul edilemez. Ama o karar ortak alınan bir karardı. Ama yanlış bir karardı. Bence yanlış değildi. O sırada alınan bir karardı. Bence doğru bir karardı. Kıbrıs'ta uyum içinde çalıştık. Bence biz geçmişe bakarak kararların doğruluğunu yargılamaktansa geleceğe yönelip bu sorunu nasıl çözeceğimizi düşünmeliyiz. Şimdi bunun doğru bir karar olup olmadığını tartışmak bence gereksiz. Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan'ın son cümleleri genel bir tavrın en belirgin ifadesiydi. Her türlü hukuk bir yana konulur, küresel çıkarlar doğrultusunda adımlar atılır, sonra atılan bu adımlar sonucu zedelenmiş taraf çözüm için yalnız bırakılırdı. Köşe yazarı Teresa de Sousa, Batı'nın Türkiye'ye pek adil davranmadığını itiraf edenlerden biri. Öte yandan bu bakışı bir yere kadar.
O yerden sonraki konuşmamız tek kelimeyle tanımlanabilir monologlar. İşte dinleyin. I think they behaved badly. Bence Türkiye'ye adil davranılmıyor. Bildiğiniz gibi 2004'te Türkiye'nin adaylığı onaylandı ve bir sonraki yıl müzakerelerin başlaması kararlaştırıldı. Bu karar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki konumuyla ilgili uzun süren tartışmaların bir sonucuydu. Ancak geçen sene birçok hükümet aniden karar değiştirdi. Bu tavır değişikliğinde bence kendi kamuoylarının tepkisinden korkmaları yatıyor. Ve tekliği de kamuoyunu oluşturan da onlar değil mi? Evet, bundan onlar sorumlu. İnsanlara neden korkmamaları gerektiğini ve neden Türkiye'yi kabul etmek gerektiğini açıklamak da onların sorumluluğunda. Bence Avrupa kötü bir dönemden geçiyor. Birliğin sınırlarının nereden geçeceği tartışılıyor. Birçok konu tartışmalı. Beni en çok şaşırtan birliğin sürekli başka ülkelerdeki demokratik eksikliklerden bahsediyor olması. Öte yandan belli konularda mesela işçi hakları, sendikalar, tarım işçilerinin hakları konusunda Avrupa'nın hiç ağzını açmaması ilgi çekici. Ama işçi hakları, çiftçilerle ilgili olan sorunlar, tüm bunlar bir ülkenin iç politikasıyla ilgili konular. İyi de bu konulara zaten müdahale ediyorlar. Tarımsal üretimin en ince ayrıntılarına ya da kadın haklarına kadar her şeye karışıyorlar. İç dış politika diye bir ayrım yok ki. Kadınlarla ilgili sorunlara zaten müdahale etmeliler. Çünkü AB'nin temeli insan haklarından geçiyor ve kadınlara yönelik ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir ülkeyi kabul edemeyiz. İşte ben de onu diyorum. Tütün konusuna bile karışan Avrupa, işçilerin, köylülerin hakları konusunda neden ağzını açmıyor? Ama sizin dediğiniz insan haklarına ilişkin değil ki, siz işçilerin sosyal haklarından söz ediyorsunuz. Ben ekonomik haklar konusunda birçok müdahalede bulunan birliğin işine gelen konularda devreye girdiğini, mesela tarım, sanayi çalışanları söz konusu olduğunda ağzını açmadığını vurguluyorum. Ama ben de bunun Avrupa Birliği'nin misyonu olmadığını söylüyorum. İyi de Avrupa Birliği'nin azınlıklarla, kadınlarla, Kürtlerle ilgili misyonu nereden ileri geliyor? Teresa bu konuşmadan sıkılıyor, cevaplamıyor. Ve yine izleyebildiyseniz insan haklarıyla işçi haklarının bir ilgisi olmadığını beyan ediyor.